Dün Magazin'de Yaz canlı yayınında Bodrum'dan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftini ağırlamıştık. Sevilen çiftten Faik Öztürk merak edilen hastane görüntülerine de ilk kez canlı yayınımızda açıklık getirmişti. Şimdi çiftin olay yaratan o açıklamaları geliyor ekrana. Ölümden döndü. Ölümden dönmüşsün. Doğru. Öldüm yani. Dönmek değil ki. Hayata tutundu. Beş. Hazır. 2000. Yeni doğum tarihi. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk neden apar topar ameliyata alındı? Safiye işte o andaki çırpınması, beni alıp başka bir hastaneye götürmesi. Her daim şen şakrak halleriyle bilinen Safiye Faik çifti merak edilen hastane görüntülerini ilk kez Magazin'de Yaz'ın canlı yayınında açıkladı. Faik Öztürk'ün ameliyata giriş anı da ilk kez Magazin'de Yaz'da. Aşkım benim, güle güle git annem benim. Güle güle git aşkım. Dünyasının en renkli çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk bu defa güldürmedi. Geçtiğimiz aylarda hastane çıkışı görüntülenen Faik Öztürk sevenlerini korkutmuş, çiftin o günle ilgili ağzını bıçak açmamıştı. Bununla ilgili tüm merak edilenleri Safiye Soyman ve Faik Öztürk Magazin'de Yaz'ın canlı yayınında ilk kez anlattı. Ölümden dönmüşsün. Doğru. Öldüm yani. Dönmek değil ki. Peki Faik Öztürk neden hastanelik olmuştu? Üçü Fenerbahçe'nin kongre günüydü. Oy kullanmaya gittim. Orada düştüm. Oradan işte yine bir dermanla eve geldim. Safiye beni bir hastaneye götürdü. O hastanede acil anjiyoya girdiler. Beş damarım tıkalı, kalbe giden damarım tıkalı. Ve masada kaldım. Ben orada zaten kalbim malbim hep durmuş. Apar topar ameliyata alınmıştı Faik Öztürk. 3 gün yoğun bakımda kaldım. Sonra gözümü açtığımda başka bir hastanede açık kalp ameliyatı olmuşum. 17 gün hastanede kaldım. Üzerinden sanki tır geçti. Ama yiyecek ekmeğim varmış. Allah beni öldürmedi. Ve işte Faik Öztürk'ün ameliyata girdiği o anların görüntülerine de sadece Magazin'de Yaz ulaştı. Safiye'den Faik'e güle güle git aşkım. Aşkım benim, güle güle git annem benim. Güle güle gel. Aşkım benim, canımsın bir tanem. İşini rast getirdi, her zaman getiriyor gene de. Tanem benim. Güle güle git, hayırlı haberle gel kardeşim. Tamam mı canım? Safiye Soyman hayat arkadaşının iyileşme sürecini an be an kaydetti. Bunları sana sonra göstereceğiz Faik'cim. İyisin 40 bin kere. Bugün 3. günü değil mi? Konuşuruz sonuna kadar. Evet. Aynen. Evet, odamız burada ama yürütüyoruz. Faik Öztürk'ün adeta yeniden doğdum sözleri geçirdiği operasyonun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyordu. Hayatımda 2 tane insana minnet borcum var. Zaten doktorlarım da bunu dedi. Doğum tarihini değişti dediler. 5 Haziran 2000 yeni doğum tarihi. Hastane odasında geçen 17 günün ardından Faik Öztürk psikolojik olarak etkilenmişti. Safiye. İşte o andaki çırpınması, beni alıp başka bir hastaneye götürmesi. Ameliyattan çıktım, yoğun bakımdan çıktıktan sonra da bir psikolojik korku başladı. Her an ölecekmişim gibi korku var. Evet. Onunla ilgili de psikiyatri tedavi aldım, tedavi aldım. Çok iyi şimdi ama. Ama tabii iyiyim. Çok iyi. Ölüm bana değil, kurban oldum Allah, bana ölümü nasip etmedi. Etmedi. Neşesiyle, esprileriyle her zaman kahkahalar attıran Faik Bey'in bir hayli durgun olması da muhabirimiz Asiye Acar'a işte o soruyu sorduruyordu. Hayatınızda bir şey değişmiş çok, ama. Çok. Kendime yaşayacağım. Aileme kendime yaşayayım. Hiç zor işi, sıkıntılı işi taşımayacağım. Ölümle burun buruna gelen Faik Öztürk'ün gözünde biriken yaşlar nedeniyle sözü hayat arkadaşı Safiye Soyman aldı. Ben ilk o hastaneye gittiğimiz zaman kız kardeşim, eniştem Safiye vardı. Bunların 3'ü döndü. Ben oradan ya morga koyacaklardı beni ya da hayata çevireceklerdi. Bunlar gider dedim. 3'ü eve döner. Ben burada kaldım. Benim iş burada bitti dedim. Kıl payı yaşantısı, saç kılı gibi.
Safiye Soymansa kötü günlerin artık geride kaldığını sevenlerine müjdeledi. Bedavadan yaşıyor derler ya, Faik gerçekten bedavadan yaşıyor. Çok büyük üzüntü yaşadık. Hiç kimseye belli etmedim. Kızılcık şerbeti içtim derler ya, hani kan kustum. Onun için böyle hiç kimseyi üzmek istemedik. Hiç kimseye aman dur derler ki reklamını mı yapıyor, bilmem ne mi yapıyor, hastalığın reklam olmaz. Adam ölümden döndü. Peki çift herkesten neden saklamışlardı yaşadıklarını? İşte bu soruyu da Safiye Soyman böyle cevaplıyordu. Hem sevenlerimiz tarafından hem medya basından dolayı, yani şey olmasın, bir kargaşalık olmasın, yaşanmasın diye bunu bir sakince, sessizce atlatalım dedik. Çünkü ziyarete gelmek isteyenler olacak. Onun enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Çok şükür 2,5 ay oldu değil mi Faik? 2,5 ay oldu. Çok iyi. Şimdi 3. sahneye çıkmaya başladı. Ondan sonra insanlara söylemeye başladık. Neyse ki zor günleri geride bırakan Safiye Faik çiftine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.